Yani bence yaradan bu kehaneti yarattı. Bıraktı gitti. Biz de muhatap olmuyor, konuşmuyor. Dedim seni böyle birazcık sıkıştırdım. Ne diyeceğim mesela? Ne anlatabilirsin? 11 yaşında adamsın. İlk diyeceğim şey ne olur biliyor musun abi? Sıkıştırı sıkışabilirsin. Bunu söyleyen adam ne madde biliyor, ne sanat biliyor, ne kıymet biliyor abi. Ben sana oradan ağır örnekler abi. Çatır çutur takatlar. Bırak bu deizm paralarını falan ya. Bize laf antrenden masal mı anlatıyorsun abi ya? Abi söyle, şu kainat mı daha sanatlı, sanatçı yoksa sen mi abi? 25 yaşında adamsın, yapma be abi. Anla artık, şimdi sen şurada sanat dersi mi vereyim abi ya? Şu an anlattıklarında beni birazcık ikna etmeye başladın. Bu kadar basit mi deizm ya? Abi dur, sana deizmle alakalı bir kıyak yapayım. Son bir lütuş atayım abi. Bırak da kur, bırak da kur, dinlemem abi ben ya. Şu 11 yaşındaki Servet abi kocaman evlere meydan okuyor abi. Nasıl biliyor musun abi? Abi her hayvan taifesinin bilene başına bir reis, bir padişah konmuş abi. Senin gibi sanatlı bir şeyin başına bir reis, bir padişah konulmasın mı abi? Abilerim, ablalarım, Burak abi daha gelmedi de. Burak abi gelmeden ufağımdan bir beğeni, yorum atıp paylaşırsanız çok mutlu olurum. Takipte kalın. Nerede fısır fısır? Abi işte öyle bir şeyler konuşuyordum ya. Ne dedin? Yorum atın falan dedim abi. İyi. İnşallah siz de beğenip yorum atıp o zaman paylaşırsınız diyelim ha. Aynen öyle. Başlıyoruz mu videoya? Başlayalım o zaman. Hadi başlayalım bakalım. Sen biraz sağ git Servet. Ulan Servet gerçekten var ya, kafan çalışıyor lan. Ne bileyim, o diyor sağa git diyor. Aslında sana sola git demesi lazım. Sen sağa gidiyorsun. Oğlum niye bana öyle bakıyorsun? Hayır, gel buraya gel, doğru yaptın sen. Okulda hocaların falan ne diyor mesela? Aa. Bir tek şiveli sen konuşuyorsun değil mi okulda? Aynen. Oğlum konuşuyorum falan diyorum ya. Benim fıtratımı değiştirdin ya. Bir şey anlasın Allah aşkına. Arkadaşlarım falan. Dur medreseye birisi gelmişti, ona kapitalist düzenden bahsetmişsin. Bir anlatsana, ne dedin? Kapitalist düzen? Ya bir tane demişsin ya, sen kapitalist uşağı mısın demişsin çocuğa. Duş mu aldın? Ne? Ayakta mı duramıyorum? Ya vaktiyorsun. Hatırlamıyorum tam. Tamam, hatırlamıyorum. Neydi? Yani her taraf kapitalist malı. Aa, daha yaz be ya. Gerçek öyle bir şey de. Kapitalizm al diyorsun. Aynen. Ne demek mesela kapitalizm? Abi. Ne alakası? Sömürgecilik üstüne kurulan bir devlet abi. Bu da işte oradan geliyor. Ne alakası var oğlum? Abi bunun malı Amerika. Amerika kapitalist. Çünkü ne sömürüyor? Sömürgeciliğin modern adı kapitalistik abi. Emperyalistik. Bir de diğer ki Arap'ın emperyalizmi. Ya yürü git ya. Arkadaşım önce sen bir git Amerikan emperyalizmini öğren. Dikkat et, ayağını denk at. Namussuz evladım, devrim ihtilal dinleme. Ondan sonra gel burada benim dinimi Arap emperyalizmini. Bugün niye geldin buraya? İnşallah çökertmeye geldik. Ben sana şunu soracağım. Yani bu ateizmle alakalı bir şeyler çektik deme, sen hatırlıyorsun. Evet abi, hatırlıyorum. Yorumlar hakkında düşüncelerin neler, okumuşsundur. İnsanlar senin için ne söyledi? Mesela Servet mesela nasıl bir insan? Ne anlattılar? Ne söylediler? Orada ben ateizm rolünü üstlendim. Sen de Müslüman bir 11 yaşında bir genç olarak bir şeyler anlattın. Bayağı da insanlar beğendi, yorum yaptı elhamdülillah. Yani ama yorumların arasında kötü yorumlar var mıydı? Mesela seni rahatsız eden bir şeyler oldu mu? Vardı abi. Şimdi hacının biri yazmış. Demiş çocuğu papağan gibi ezberletmişsiniz, oraya tutturmuşsunuz. Abi şimdi bak abi, velev tamam mı? Ezberlettiler buraya, beni koydurdular. Ben sadece bir vesileyim abi, tamam mı? Gelsin benim söylediklerimi çürüsün. Bekliyorum abi burada. İddialıyım diyorsun. Cumartesi akşam bekliyorum abi. Anlatacağım mı gelirse? Anlatacağım. Kim o yorumu yazan hatırlıyor musun? Yorum yazanı hiç hatırlamıyorum ama abi yani onu söyleyeyim. Buradan sesleniyorum. Gelsin benim söylediklerimi benim karşımda çürüsün. İddialısın ama. Tabii. Oğlum bak, sonra adam gelir tokatlar seni, beni çağırma. Vallahi abi, o Allah'a kalmış. Bak abi, benim bir tane felsefem var hayatta. Bu felsefe ne biliyor musun abi? Bir tane kaşık kendi kendine olmuyorsa bir tane insan vücudu nasıl olacak? Gelsin bana ispatlasın. Hadi görelim. İddialısın ha. İddialıyım. Bunu neye dayandırıyorsun? Bunu fizik, bilim, öğrendiğim şeylere dayandırıyorum abi. Anladım. Başka var mıydı yorum hatırladığın? Yorum bir tane daha vardı abi. Ne vardı? Bir tane adam yazmış abi, demiş. Koskoca fizikçi, ünlü fizikçi Stephen Hawking bilene ömrü hayatı boyunca evreni, kainatı çözememişken 11 yaşındaki bir tane çocuğun çözmesini mi bekliyorsunuz demiş. Abi ben orada öncelikle evreni, kainatı çözmeye hiç çalışmadım. Ben orada evrene ve kainata bakarak Allah'ı bulmaya çalıştım abi. Helal olsun. Abi bak şunu söylüyorum. O koskocaman Stephen Hawking'in cevap veremediği soruya küçücük 11 yaşındaki çocuk Servet cevap verecek bir sonraki videoda abi. Allah Allah, nasıl cevap verecek? Risale-i Hakikatleri cevap verecek abi. Allah Allah. Ben değil diyorsun, Risale-i konuşacak. Aynen. Sen 11 yaşında Servet Stephen Hawking'in cevaplayamadığı soruyu cevaplayacaksın. Cevaplayacağım. Allah Allah. İyi bakalım.
Neyse şimdi bugün geçen seferde ben ateistim. Seni biraz çok sıkıştırmadım ama biraz sıkıştırdım. Şimdi deist olacağım. Deist olarak seni sıkıştıracağım köşeye. Tamam. Mesela geldim yine medreseye. Sen böyle oturmuşsun buraya yine millete bir şeyler anlatıyorsun. Geldim dedim ki birader ya koca yaradan bütün kainatı yaratmış. Bu kainatın içinde bir galaksi yaratmış, Samanyolu galaksisi. Bu galaksinin içerisinde bir tane böyle bir sistem koymuş. Gezegenler koymuş. Bir tane de küçücük dünya koymuş. Bu küçücük dünyanın içerisinde küçücük insanlar yaratmış. Bu küçücük insanların da yok saçının teli, yok saçını gösterme, yok onu yapma, yok bunu yapma diye kitap gönderecek. Onlarla konuşacak, muhatap olacak. Koca galaksi yaratacak, küçücük insana muhatap olacak. Sana mantıklı geliyor mu desem. Yani bence yaradan bu kainatı yarattı, bıraktı gitti. Biz de muhatap olmuyor, konuşmuyor. Dedim seni böyle birazcık sıkıştırdım. Ne diyeceğim mesela? Ne anlatacağım? Ne anlatabilirsin? 11 yaşında adamsın. İlk diyeceğim şey ne olur biliyor musun abi? Sıkıştırı sıkışa verirsem. Allah Allah. Sonra ne diyeceksin? Abi şimdi bunu bırak. Bunu söyleyen adam ne madde biliyor, ne sanat biliyor, ne kıymet biliyor abi. Ben sana oradan alırım örnekleri abi. O adamı çatır çutur takatlarım. Nasıl mesela? Ne anlatacağım mesela? Şimdi sen oradan nerede deizmle alakalı bir şey geçiyor mu? Geçiyor abi bak mesela. İcisade 23. sözde özet olarak üstad şöyle diyor. Şimdi abi bak mesela bir tane altın düşün. Üstünde hiç sanat yok ama madde de değeri çok kıymetli abi. Bir tane de Mona Lisa tablosu düşün. Abi onun madde değeri çok az. Yani bir tane tuval, bir tane fırça, bir tane de boya. Toplam 3 şey abi. 5 kuruşluk bir şey. Ama abi üstündeki sanat o kadar fazla ki milyarlara milyonlara değer. Yani buradan anlıyoruz ki bir şeyin madde değeri çok yüksek ama sanatı çok kıymetsiz olabilir. Ama bir şeyin de madde değeri çok düşük ama sanatı paha biçilemez olabilir. Yani ne demek bu? Abi biz kocaman galaksideyiz, kocaman bir evrendeyiz. Küçücüyüz ama bizim orada önemli olan küçüklüğümüz değil, sanatımızdır abi. Tıpkı Mona Lisa tablosu gibi. 5 kuruşluk bir maliyeti var ama paha biçilemez bir sanatı var. Peki buradan yani ben şu an anlıyorum da ben çok ikna olmadım yani. Bir devam etmem, beni ikna etmen lazım. Abi bak mesela. Hani şunu dedin işte madde değeri, sanat değeri. Evet doğru, biraz mantıklı ama tam böyle beni alamadın daha. Hala böyle biraz eksiklikler var sanki. Abi hissedemedim yani, golü atamadım. Kocaman galakside. Şu 11 yaşındaki Servet abi kocaman evrene meydan okuyor abi. Nasıl biliyor musun abi? Benim gözüm var, görüyorum ama o evren göremiyor abi. Benim kulağım var, ben duyuyorum, evren duyamıyor. Ben abi ağzım var, konuşuyorum ama evren konuşamıyor abi. Ama ben tat da alıyorum, görüyorum da abi, duyuyorum da koku da alıyorum. Abi şimdi bunlardan anlıyoruz ki abi biz kocaman bir evrenden sanat değeri olarak kat ve kat yükseğiz. Evet bir et parçası olabiliriz ama bizi yaratan öyle bir işlemiş ki abi bizi, sanatça kıymetliyiz abi. Yani bir evrene, bir evren mi daha kıymetli, bir servet mi daha kıymetli desen, sen diyorsun ki ben daha kıymetliyim sanatça ama. Abi 25 yaşında adamsın, yapma be abi. Anla artık şimdi, sen şurada sanat dersini vereyim abi ya. Abi söyle, şu kainat mı daha sanatlı sanatça yoksa sen mi abi? Yani evet sanatça ben kainattan daha kıymetli olmak zorundayım senin anlattığına göre. Ama buradan nereye bağlayacaksın? Tamam ben sanatça kainattan daha kıymetliyim. Abi bak sen bile kabul ettin abi. Sen kainattan sanatça üstünsen. Abi insan bilene en kıymetli olana değer veriyorsa abi. Abi Allah sende bu kadar çok sanatını konuşturmuşsa, seni süslendirmişse, püslendirmişse, allamışsa, pullamışsa abi en kıymetlisin olacaksın. Elbette ki sana kıymet verip seninle konuşacak abi. Başka kimle konuştun? Ağzı olmayan, dili olmayan, konuşamayan, tadı alamayan, hatta hayatı bile olmayan gidip Venüs'le mi konuşsun abi? Gidip evrenle mi konuşsun? Tabii ki de bir sanatça daha değerli olan bu servetle konuşacak abi Allah. Abi Allah hakim mutlaktır. Yani yaptığı her işi hikmet. Abi. Abi konuşmayı bilenle konuşur. Bu kainatta en kıymetli şey sensin, benim. Bu videoyu izleyenler abi en kıymetli bunlar. Bilen bilenle konuşur abi. Allah gitsin dağda taşla mı konuşsun? Bu mu hikmetli olur? Yoksa o kadar süslendirip püslendirdiği, alladığı pulladığı, can verip hayat verip sanatının üstünde en çok konuşturduğu insanla mı konuştursun abi? Abi hiç mi aklını kullanamıyorsun abi ya? İnsan biraz aklını kullanmalı abi. Bırak bu deizm paralarını falan ya. Bize La Fontaine'den masal mı anlatıyorsun abi ya? Ben anlatmıyorum ama yani daha hala beni tam alamadım. Anlattım bu kadar çok şeyi sonra. Abi Allah hayvanla bile konuşuyor. Şimdi abi sen bu kadar büyük sanatınla hayvandan bile aşağı olmaya kabul ediyor musun? Yoksa Allah benimle konuştu. Konuştu deyip hayvandan bile yukarıda olmayı mı kabul ediyor? Ortadayım şu an ben. Karar veremedim. Anlatman lazım bana. Nasıl Allah hayvanla konuşuyor? Abi şimdi var ya sana öyle bir ispat söyleyeceğim ki. Kaçarın yok abi. Diyeceksin ki Allah benimle konuşacak. Mecbur diyeceksin abi, mecbur. Bırak takır dinlemem abi ben ya.
Mesela arı bal yapıyor. Abi arı doğar doğmaz bal yapmaya başlıyor. Hemen kovandaki kademesini anlıyor, mevkisini anlıyor. Ben bal mı yapacağım, asker miyim, padişah mıyım hepsini anlıyor abi. Bir tane kedi gözü iltihaplandığında kainattaki milyonlarca çiçek arasında bilyonlar türlerine ayrılıyor abi. Niye zehirli olanın değil kendi gözünün iltihabına iyi geleni alıyor abi. Abi Allah arıyı yasupsuz, karıncayı emirsiz bırakmamışsa, üstünde sanatını bu kadar çok konuşturduğu, süslendirip püslendirdiği, allandırıp pullandırdığı insanı neden konuşmasın abi? Abi niye ben şey diyorum biliyor musun? Arıya ilham ediyor. Al bak, çünkü arının DNA'sında geninde yok. Bu arada hani adamlar diyor işte genle beraber o bilgi yaratılıyor. Bitti abi. Yapılan araştırmalar sonucunda abi küçük anıya varıldı abi. Sonradan öğrenilen bilgiler gen ve DNA ile hiçbir şekilde aktarılamaz abi. Abi o zaman sen mecbur bizatın bu karıncaya, bu arıya bunların hepsini ilham ettiğini teker teker kabul etmek zorundasın abi. Arıyı yasupsuz, karıncayı emirsiz bırakmayan Allah nasıl olacak da senin gibi bir sanatla konuşmayacak abi? Abi her hayvan taifesinin bilene başına bir reis, bir padişah konmuş abi. Senin gibi sanatlı bir şeyin başına bir reis, bir padişah konulmasın mı abi? Yani biraz aldın beni, biraz yakaladın. Abi istesen de istemesen de bana ispat edemediğin sürece, herhangi bir alternatifin olmadığı sürece, ki bunların hiçbiri sende yok şu an, sen bunu kabul etmek zorundasın abi. Tamam, diyelim ki kabul ettim. Lan nereden bileceğim doğru kitabın hangisi olduğunu, kimin benimle konuştuğunu, yani nereden bileceğim? Belagat mucizesiyle abi. Nasıl yani? Allah gelip benimle mi konuşacak yani, ne olacak? Nasıl olacak? Ben nasıl iletişim kuracak? Hayır abi, Allah direktmen seninle konuşmayacak. Abi sen nasıl kediyle, köpekle, hayvanla konuşamıyorsun abi? Allah da elbet seninle konuşabilir ama senin cinsinden olan bir şeyle bunu yapması daha hikmetli geliyor abi. Bunun için de bize peygamberler göndermiştir. Peki ben hangi peygamber doğru? Çok peygamber var, bir dünya din var. Ben hangisinin doğru olduğunu bileceğim? Abi hep kolay sorular soruyorsun be abi. Bana böyle kolay sorularla gelme. Bana böyle zor sorularla gel abi. Çok basit. Şimdi ben elinde mühür olanı, yani ben elinde mucizesi olanı peygamber seçerim abi. Bir kere abi Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce, onlarca mucize var abi. Bir, belagat mucizesi abi. Mesela abi bak sana şunu diyeyim. Kur'an bütün kainat abi dava ediyor. Diyor ki şu Kur'an'ın bir benzerini getirin. Eğer getiremezseniz şu Kur'an'daki 10 ayetinin benzerini getirin. Eğer getiremezseniz yine şu Kur'an'daki bir ayetin benzerini getirin ki elbette onunla getiremeyeceksiniz. Abi koca Çin, koca Amerika. Abi bizi bitirmenin en kolay yolu ne ya biliyor musun? Ne? Kur'an'daki bir ayetin, sadece bak bir ayetin benzerini getirmek. Onlar getirseler İslamiyet bitecek ama getirmezler. Çünkü getiremiyorlar abi. Deneyemiyorlar bile. Çünkü biliyor ki yapamayacak. Hiçbir şair bunun bir benzerini yapamaz abi. Abi Kur'an'ın içinde hatta bir sürü mucize var. Diyor. Mesela bilimsel mucize var mı? Var abi. Ne var mesela? Biz dağları kazık gibi yaptık. Bir ayette bunu diyor. İkincisi abi. Biz demiri gökten indirdik. 3. Kainatın genişlemesi. 4. Kainatın yoktan var olması. Abi yer ve gök bitişikken birbirinden ayrılması. Bulutların ağırlığı. Abi insanın 3 karanlık evrede yaratılması. Dağların hareket etmesi. Gökte kurumuş bir tavan olması. Kurumuş tavan ne? Abi ozon tabakası. Allah Allah. Başka? Abi göğün ve yerin toplam 7 katman olması. Pulsar yıldızı. Abi pulsar yıldızın sesinden bile bahsediyor abi ya. Daha yok mu başka, bu kadar mı? Abi sende hiç insaf yok mu ya? Sana bugüne kadar daha yeni yeni bulunan bilimsel mucizeleri önüne sundum abi. Sen hala inanmıyor musun abi? Peygamber Efendimizin zamanında sihirdir bu deyip ayın ortağın ikiye yarılmasını kabul etmediler. Sen de bunları mı kabul etmiyorsun abi ya? Servet gerçekten güzel. Tebrik ederim yani. Allah senden razı olsun. Evet. Güzel yani. Deizmle alakalı birçok meseleye hakim olmuşsun. Beni artık, ben deist olsam yani. Bu bir kısmı. Bir kısmı. Yerin altında bu kadar daha var diyorsun ha. Yani gerçekten beni aldın yani. Güzel. Buraya bir deist gelse belki onun iman etmesine vesile olmayabilirsin. Al, çünkü imanı veren Allah'tır. Ama gerçekten onu hiç yoktan Allah'ın izniyle küfrü meşkuka düşürürsün. Yani böyle kafasını karıştırırsın. Helal olsun yani. 11 abi diyorsun. Adam hayra tarım adama. Adam bir düşünür. Acaba der, doğru mu? Ondan sonra araştırmaya başlar zaten abi, senin videonu izleyince adam. Yok ya, öyle demeyelim. Elhamdülillah, Rabbim inşallah nasip ederse iman gelir. Bak deizm de bitti. Bundan sonra çok daha enteresan bir konu daha olacak inşallah. İnşallah. Var mı böyle son videoyla alakalı söylemek istediğin bir şey? Abilerim, ablalarım, kardeşlerim ve sayın bıraktık. Size bir tane tavsiye vermek istiyorum. Abi Allah abi, Risale'yi getirir misin ya? Benim az önce abi bütün anlattıklarım şu kitabın içinden çıkma abi. Abi eğer bu kitabı okumuyorsanız şiddetle tavsiye ediyorum abi. Abi Kur'an'ın en hakikatli tefsirinden biri olduğunu düşünüyorum. Abi sen de okumuyorsan sana Allah veririm. Allah razı olsun, ben her gün okuyorum. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ekranları başındaki son liman izleyicisi. Eğer sen hala Risale-i Nur okumuyorsan Kur'an'ın en hakikatli tefsirlerinden biri olan Risale-i Nur iman hakikatlerini okumanızı tavsiye ederim.